Efendim iyi geceler sevgili seyirciler. Tarihin Arka Odası'nda her cumartesi olduğu gibi gene beraberiz. Bu hafta yakın tarihten bahsedeceğiz. Bundan tam 90 sene önce bugün bu saatlerde Karadeniz'de bir gemi Samsun'a doğru yol alıyordu. Ve birkaç gün sonra bu gemi Samsun'a çıkacak ve Türk tarihinin, özellikle Batı Türk tarihinin en önemli gelişmelerinden birinin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı bu yolculuktan sonra başlayacaktı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun yolculuğu. Bugün bunu konuşacağız. Yani bu yolculuğu, detaylarını bazı belgelerle ve bazı önemli ses kayıtlarıyla. Bu ses kayıtlarından birini daha önce yayınlamıştım. Diğerini iki kayıt dinleteceğiz. Diğeri ilk defa yayınlanıyor. Enteresan bir kayıttır. Yani temel olarak konumuz Pelin Hanımefendi ve Erhan Hoca ile beraber budur. Samsun yolculuğudur. Tabii Samsun yolculuğu demek aynı zamanda bizim bağımsızlık savaşımız. Tabii, yani tabii. Bu son derece önemli. Yani en önemli şeylerden birisi bu. Tabii bu son günlerde bir polemik mevzu bahis oldu. Murat Belge sizin hakkınızda iki tane ağır yazı yazdı. Siz bir tenkit yazdınız. Nedir bu mevzu burada? Yani neden kaynaklandı bu? O neden kaynaklandı? Çünkü Türkiye'de bazı kendisinin dokunulmaz olduğunu zanneden kişiler var. Bu kişiler hata yapmaz. Hatadan münezzehtirler haşa. Öyle olduklarına inanırlar. Ve çevresi de öyle inanır. Bu kişilerin çevreleri de. En ufak bir hatasını yazdığınız vakit kıyamet kopar. Ve seviyeyi de düşürürler. Son derece seviyesiz ifadeler dolu bir yazıydı. Salı günü, önümüzdeki salı günü bizim gazetede, Habertürk gazetesinde tefrika yapmayı düşünüyorum. İlk yazıyı hazırladım da. Çünkü hatalarını yazacağım. Yani hiç böyle ideolojik yaklaşımlar, şuydu buydu, efendim entelektüellik de vesaire vesaire, o yazdığım gibi o şeylere girmeden hatalarını önce şu kitaptan başlayacağım. Göstereyim. Yani akşama kadar bunun üstünde çalışıyordum. Onun için yanında geldi bu da buraya. Osmanlı kurumlar ve kültür. Ya çok enteresan. Murat Bey ben tarihçi değilim diyor. İlgileniyorum sadece ama tarihçi değilim. Mesleğim değil diyor. Üniversite tarih kitabı yazıyor. Sen de bir zooloji kitabı yazabilirsin. Bilgi Üniversitesi'ne mi? Bilgi Üniversitesi'ne. Ve yani inanılmaz yanlışlar. Ben görmedim o kitabı çok. Ya çok lüks kitaba bakın. Şey, gayet güzel, hoş bir baskı. Baskısı dışı, sadece baskısı güzel bu kitap. Ya şimdi onda mesele şu. Siz tarih kitabı. Mesela bir örnek vereyim. Gedik Ahmet Paşa'yı kim idam etti? Uzun Çarşı'nın yayınladığı bir şey var. Mektubu var. Kedi'yi tepeledim diye. Mesela benim aklım... Kimin? İkinci Beyazıt'ı öldürtüyor. Olur mu? Yanlış biliyorsun. Uzun Çarşı'nı da bilmiyor. O da mı bilmiyor? Ne zaman öldürmüş? Tarih Murat Berge Fatih tarafından idam ettirmiş. Ne zaman öldürtmüş? Not aldım Fatih onu. Fatih ise? Otranto'yu nasıl fethediyor o zaman Fatih öldürdüyse? Tam Otranto var. Belki Reyhan Kavli olduysa. 1590'larda mı öldü? Efendim şimdi salı günü bütün detaylarıyla koyacağım. Bir insan, açık söyleyeyim. Bu kitaptan başlayacağım. Sonra Strolling Through İstanbul'u alacağım. William Sumner Boyd. Evet. John Çünkü Kelly. O da şey yapıyor. Bazı yerlerden etkilenmekten kendimi kurtaramadım diyor. Böyle şey olmaz. Yani bir insan uğraşsa sadece şu kitap kadar. Bu ilk bundan başlayacağım için yapıyorum. Yani 32 kısım tek bile birden Murat Bey'in hatalarını yazmaya, akademik seviyesini yazmaya karar verdim. Bir insan ne kadar uğraşsa bu kitaptaki kadar hata yapamaz. Profesörlük tezi olmasın ya bu kitap? Şehzadenin boynunu cellada verdi diyor. Hangi şehzade? Şehzadeler öldürülmez ki. Öldü, hanedan öldürülmez. Kan dökülmez. Kan dökülmez. Bir de tabii en önemli şey, efendim galiba o berrak bir mantık kalmamış bazı kişilerde. Bu Esma Sultan meselesinden çıktı. Nait Sırrı'dan aldım diyor şeyi. Nait Sırrı hatalarıyla meşhurdur. Evet. Nait Sırrı'nın şu şeydeki makaleleri vardı. Neydi ismi? Tarih dergisi. 1950'de başladı. Resimli tarih mi? Server İskit. Server İskit'in çıkarttığı. Resimli tarih mecmuası. Tarih mecmuası. Oradaki makaleleri inanılmaz. Adamcağız yaşlı, zavallı. Ekmek parası için yazmış. Orada bir hanedan makaleleri vardır. Rezalettir. Hanedan ve yazdığı... Hayır, bilgi olarak. O sırada hanedan sürgünde hayatta olanlar hakkında bile dünya kadar hata yapmıştır. Yani o yazı yayınlandığı sırada yazılar, makaleler o kişiler hayattaydı. Onlar bile yanlıştı. Şimdi
bu Esma Sultan yalısını şeyden Nail Sığır'dan aldım diyor. Ve bana hakaretamiz bir ifade kullanmış şey diyor. Çünkü diyor hanedanın kutsiyetine laf edilmiş saydı diyor. Yahu Osmanlı'da seksi ben yazdım benim kitabımda. Bazı kesimler padişahlara laf ediyor, çarpılacak diyorlar. Öteki kutsiyeti de dokundu diyor. Ya ben Osmanlı'da seksi diye bir kitap yazdım. Ve çok satan bir kitaptı. İçinde yok ama bu, piyasada şu anda. Var mı? Şu anda zannedersem yok. Evet, bulunmuyor. Klasik oldu ama onun içindir. Ya bu şeyle ilk yayınlayanlardan biri benim. Bu karışık bir kafayla oturmuş. Hanedan kutsiyetine şey yaptı. Yalnız neyse ben, salı günü yalnız ben tam sayfa yapmaya karar verdim. Benim anlamadığım insanların nasıl cesaret bulup kendi alanının dışında kitap yazıyorlar. Şimdi toprağı bol olsun Stanford Show'u bilirsiniz. Stanford Show büyük Stanford bir tarihçi. Show, evet. Yani ama son dönem tarihçisidir. Yani 1800'den sonrasını. Üçüncü Selim ağırlıklı çalışır. Yani daha önce 16. yüzyılda Mısır falan yazdı ama bir Osmanlı tarihi yazdı. Türkçe'ye de çevrildi biliyorsunuz. Onun mesela birinci cildinde o kadar hata var ki. Çok hata var. Bizim lise ders kitabında olmayan hatalar var. Şimdi efendim, hakim olamamak çok büyük hatalara sebep olur. Şey çok zordu. Ya derleme kitap yazmak çok zordur. Konuyu bilmezsen makasladığın adamın yaptığı hatayı olduğu gibi aktarırsın. Nait Sırrı hikayesi odur. Ama işte bence Erhan'ın söylediği burada doğru değil. Konusunun dışında hakim olmadığı şeylere nasıl referans vererek ya da nasıl kitaplarında kullanıyor diyor ama yani mesela siz de sonuçta titre olarak bakacak olursak tarihçi değilsiniz. Ama siz doğru referansları kullanarak bilgileri aktarıyorsunuz. Murat Bardakçı meselesinde evet dediğiniz gibi tarihçi olmadığını iddia ediyor. O Gezi kitabı da yani sonuçta ben eksper değilim burada nereden ne alınmıştır ya da ne hatalıdır o bilmiyorum. Onu kendisi de söylemiş zaten. Evet, o bir aczın belirtisidir. Ama aslında şimdi kimsenin gıyabında konuşmayalım burada. Murat Bey'e kapımız her zaman açıktır. Mesela teşrif buyurulursa tenezzül edip bizim seviyemize inmeyi, çünkü bunun arkadaşları da kendisi gibi cahildir demiş. Buraya teşrif buyurulursa burada açıklamalı gereken çok konu var. Mesela Osman Gazi ile Orhan Gazi arasında 2 yıllık kesinti nereden çıkıyor Allah aşkına? Nasıl kesinti? Biri 1324'te ölmüş, öteki 1326'da tahta çıkmış. 2 yıl boş mu kalmış taht? Japon İmparatoru Hirohito. Belki niyabeten naip olarak idare etti. Ya şimdi şey şu. Siz hakim olmadığınız bir alanda bakın şey yazarsanız mesela Murat Bey mesela ne dedi demin? Gedik Ahmet Paşa ne zaman öldü? O hatayı nasıl fark etmiş? Çünkü bir şeyler okumuş. Adam otantoya gitti. Şimdi Gedik Ahmet Paşa herhangi birisi için bir şey ifade etmeyebilir. Yani sıradan bir tarihçi olmayan bir şey. Ama bilgiyi bilen adam onun 2. Beyazıt tarafını öldürdüğünü bilir. Mesela benim aklıma hemen şey geldi. Gedü'yü tepeledim. Böyle bir mektubu vardır uzun. Sen de diyor Oğuzhan'ı boğasın diyor. Yani Cem'in oğlunu boğdurtuyor. Çünkü Gedik Ahmet Paşa Cem taraftarı olduğu için 2. Beyazıt'ın yanında savaşıyor ama Cem'in oğlunun öldürtülmesini engelliyor. 2. Beyazıt Cem Sultan'ı yurt dışına kaçırdıktan sonra mektup yazıyor İstanbul muhafızına. Gedü'yü tepeledim sen de Oğuzhan'ı boğasın diyor. Yani şimdi bu bilgiyi bilir. Yani profesyonel tarihçi olması şart değil. Yani tarihe aşina bir adamsa, onları okuyan bir kişi ise. Tabii dediğim gibi yani ben anlamıyorum. Yani böyle tarih kitabı yazmak kolay bir iş değildir. Yani özellikle böyle genel, kronolojik şeyler. Çünkü bir vezir-i azamın bile ölümü, doğumu, tahta geçişi vesaire devamlı değişiyor. Yani bir de bilgilerde sirkülasyon var. Neyse hiç detaya girmeyelim. Sadece komik bir örnek göstereyim. Hani ben ama daha önce başka bir şey söylemem lazım. Şimdi hala şu sırada da epey mesajlar geliyor. Murat Belge için yazdığınız yazı için Türkçe'ye bakın. Özür dilemenizi bekliyorum. Salı günü daha ağırını yazıyorum efendim. Habertürk gazetesinde. Ama Murat Bey'in ifadesiyle Habertürk denilen bir gazete mi öyle bir şey yazmış? Gazeteye de mi? Şey? Gazete Türk Haber diyor. Ya CV'ye bak. Gazeteye mi? Türk Haberi diyor. Türk Haberi diyor. Çünkü bunlar hiç eleştirilmedi şimdiye kadar. Buyurun bir eleştiri daha. Murat Bey'in kitabındaki musiki bahsi. Hamparsun notası diyor. Kantemioğlu Edvan'ın Epçet sayfasıdır bu. Hamparsun notası Ermenilerden geçen bize nota mıydı? O ama bu Epçet bu. Kantemioğlu Epçet'i. Osmanlıca. Ne yazmış üstünde? Dermakamı Neva Muhammed Çengi Mustafa. Çengi Mustafa'nın Neva makamındaki Muhammed usulündeki peşrevi. Kantemir Mecmuası. Hampasum diyor. Arada 150 sene kadar bir fark var. Bu mesajla yollayanlar. Ama isterseniz şeyi ama tekrarlayalım. Yani Murat Bey yani, ben şu an Murat Bey'in şahsı için bir yazı yazmadım. Ama oturup da şehir tarihi oradan buradan
onun şu şunu yazmıştı, bu bunu yazmıştı diye derleme şekilde olmaz. Bilerek yapılır. Şeyi durum. Ve bazı kişiler, başta da söylediğim gibi, eleştirilmeyeceklerini zannediyorlar. Türkiye'de böyle kişiler vardı. Hayır efendim. Herkes eleştirilir. Doğru. Eleştirilmeyecek insan yoktur. Ve yani kalkıp bu hakkı nereden buluyor demiş benim için bu yazıyı yazma hakkını. Kardeşim sen böyle hatalar yaparsan ben ona cevap verme hakkı vardır bende. Ama şeyi tekrarlayın isterseniz. Yani programın tek taraflı olmasın, açık olduğu. Evet, burası açıktır. Şu dakikada bile gelebilir. Evet, şu anda İsterse gelebilir yani. Geldi. Eğer Murat Bey veya dostları... Ben de ombudsman olurum. ...bizi seyrediyorlarsa buyursunlar. Şurada eğer teşrif ederlerse yanımda sadece bu kitap var. Başka kitaplarını da getirsinler. Yalnız Boydun kitabıyla beraber gelsinler İstanbul Gezi Rehberi'ni getireceklerse. Şu yanımda yok benim. Tabii ki evde var ikisi de. Şu anda bile kapımız açıktır. Tartışabiliriz. Yani bir eleştiriye cevap hakaretle olmaz. Hazımsızlık yakışmaz bilim adamı titri taşıyan kişilere. Neyse. Sizin aranızdaki polemikte beni rahatsız eden şuydu. Sizin yazınız isim vermeden yazılmıştı. Hı-hı. Ondan sonraki günlerde bir iki gün sonra sanıyorum. Denir. Ondan sonraki günlerde Habertürk gazetesinde çıkan o tarz beni rahatsız etti. Ve sanki onun üzerine bu kadar saldırgan bir dil alınmış gibi geldi. Çünkü orada... Neyse saldırgan bir şey yoktu ki. Ha şöyle, orada açıklıyoruz tarzında bir şey yaptılar ya ve Murat Belge ismi resmi vesaire. O yazıyı ben yazmadım ki. Ha biliyorum işte benim demek istediğim şu. Sizin yazınız, evet bir insan ona tepki gösterebilir ama isim vermeden vesaire olduğu için beni rahatsız etmedi. Ama... Birkaç gün sonra çıkıyor ve orada mesela canım onun... Canım o benim yazıyı okuyan herkes anlar da şeye benziyor o. Piramitleriyle meşhur bir Arap başkenti. Yine de ama yani yine de üslup olarak düzgün kadar... geliyor bana. Beni rahatsız eden, bitireyim lütfen. Şu, ertesi günkü yazı. Ertesi gün çıkıp böyle mesela özel ilişkisini, babasını vesaire böyle bir böyle tuhaf bir profil. Peki Murat Bey'in hanedan filosu ibaresi sizi rahatsız etti mi etmedi mi? Çok etti. Ha, teşekkür ederim. Kim oluyor hanedan filosu? Ben oluyormuşum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaklaşabilseydi o çevreye biraz bilgi sahibi olup böyle hata yapmazdı. En azından. Neyse. O yüzden şimdi, sizin polemiğiniz anlamında gıyapta, dedim. Yani gıyapta, bu evet, olup biten şeyler. Gazeteki polemik benim değil ama bir gazete hoca olarak başka birisi yazsaydı aynı sayfayı ben de yapardım. Ben gazeteciyim. Yani i̇şte genellikle gazetelerde ben böyle... Etik tartışmacısı değilim. Ben gazeteciyim. Böyle bir yazı yazılırsa bir gazetenin... onu alıp büyüterek kullanmak birinci hakkıdır. Öncelikli hakkıdır. Dediğim gibi Erhan yazsaydı böyle bir yazı, ben onu gazetede haber haline getirirdim. Ve kültür çevreleri için böyle tartışmalar seviyeyi düşürmemek şartıyla çok faydalıdır. Herkes eleştirilir. Şimdi şahsi şeylere girmeyelim hiç. Çünkü Murat Bey kendileri burada değiller. Ama kapımız şu anda bile, bu akşam bile açıktır. Tenezzül buyurulası efendim, teşrif etsinler. Konuşuruz. Başka programlarda da olabilir. Yalnız yarın Fatih Altaylı Habertürk'te o ifade üzerine bir yazı yazmış. Daha okumadım. Programdan sonra okuyacağım. Hayır şey ifadesi. Habertürk denilen bir gazete dedi. Habertürk isimli mi Habertürk dedikleri mi öyle bir şey? Yani saygısız bir ifade bir gazete için. Ama orada ben en rahatsız eden de Türk haberi. Ne demek Türk haberi ya? Türk haberi. Yani bir şeyi Türklerin yani yapması aşamalanacak bir şey mi yani? Efendim... Yani Fatih Salı yarın çıkıyor Fatih Altaylı'nın ki ben Salı günü tefrika yapmayı düşünüyorum. İlk gününü yapacağım tam sayfa. Çünkü size söyleyeyim 6 ay sürer şu kitapta kağıtlar sadece. Sadece bu kitapta 6 ay sürer. Erhan sen görmüşsün değil mi kitabı? Gördüm. Yani gelip soranlar da oldu. Kapımız açıktır efendim her zaman için. Ya bu arada... Ve ben merak etmesinler böyle fino seviyesinde konuşan bir insan değilim. Ben biraz daha medeni terbiye sahibiyimdir. Şimdi efendim asıl konuya geçmeden önce yarın akşam için bir hatırlatmak yapmak istiyorum. Yarın Fatih Altaylı ile bendenizin hazırladığı Teke Tek Özel'de çok önemli bir konuğumuz var. Bugün zaten anonslar başladı. Sevgili seyircilerimiz görmüşlerdir. Eminim fakat tekrar hatırlatayım. Timsal hanımefendi gelecekler. Timsal Karabekir. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli isimlerinden olan ve
en önde gelen milli kahramanlarımızdan biri olan Kazım Karabekir'in kızı. Ve bir dönemin hikayesini aile mensuplarına ki oral tarih budur. Karabekir Paşa'nın kızından çok hüzünlü hikayeler dinleyeceğiz. Ya düşünebiliyor musun? Tutuklanıyor, kaç gece yerde yatıyor hocamcağız. Ve Şak Fatihi. Bugün Şak sınırımız onun eseridir. Milli Mücadele'nin iki numaralı ismi. Evet. Ve tabii ben bizim üniversitede Marmara Üniversitesi'ne geldi, biz dinledik kendisini. Hı. Heyecan çok güzel. Yani o babasının heyecanını kendisi de taşıyor. Yani babasının maçlarını söylerken, o olan hadiseleri anlatırken o kadar içten anlatıyor ki, samimi anlatıyor, insanı etkiliyor. Evet. Yani kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Tabii şimdi Kazım Karabekir'in yani kızı demek, yani bir demek milli mücadeleyi yeniden yaşanacak demek. Yani burada bu son derece önemli. Ve rica edeceğiz hanımefendiden yarın bazı, çünkü Karabekir Köşkü şu anda müze. Evet. Ciddi bir müze ama. Her şeyi saklamış başa. Doğru. Yazmış ve yıllarca buna toprağa gömülmüş. Bir şey olmasın diye falan. Bazı şeyler getirmelerini rica edeceğiz. Bu da hatıra olarak. Harika. Şey yaparız. Şey enteresan ama o dönemki insanların çoğu her şeyi saklıyorlar. Enver Paşa saklıyor, Karabekir Paşa saklıyor. Evet. İşte Atatürk'ün de not defterleri vesaire hep şeyi saklamışlar. Yani hem yazıyorlar hem saklıyorlar. Yani böyle şeyleri de var. Elbiseleri. Ama o dönemde şeyleri. Herkes mesela günlük tutuyormuş, mektup yazıyormuş. Evet. Şu anda öyle bir alışkanlık kalmadı ki. Yani şu anda değil, öncekilerde de yok. Şu anda alışkanlık yok, o yüzden saklanmıyordu. Yani doğru. Belki saklarlardı. Şimdi efendim 19 Mayıs konusuna geçelim. Daha doğrusu bugün 16 Mayıs. Bundan 90 sene önce birkaç saat. 90 yıl evvel birkaç saat önce. 4'te çıkıyor değil mi yolu? Evet, öğleden sonra çıkıyorlar. Bir gemi kalktı İstanbul'dan Bandırma vapuru. Ve 3 gün sürmüş galiba. Yolculuk 3 gün sürüyor. 19 Mayıs sabahı erkenden. Sarp bir deniz. Evet, Samsun'a varılır. İşte Kazım Karabekir Paşa demiştim. Artık bu kadar yıl geçti aradan, açıklamakta şey yok, beis yok. Bundan 10 sene önce, 11 sene oldu. Ben Şah Baba'yı yayınladım vakit Sultan Vahdettin'in. Orada bir Samsun belgeleme bölümü vardı. Ve evet. Atatürk'ün, o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gidiş evrakı tam dosya olarak, yani o evrakı yayınlama şerefi bana ait olmuştu. Çünkü daha önce hep söylentiler vardı. Bir iki sayfası o dosyanın yayınlanmıştı. Fakat tamamının yayınlanması bana nasip olmuştu. Ne zaman? O, benim Şah Baba'da 98'de yayınladı. 98'de. O evrakı ben Karabekir ailesinden teyit ettim. Orada söylemiyordunuz onu. Çünkü niçin biliyor musun? Rahmetli Faruk Hoca, Faruk Özerengin. Hmm. Damadı paşanın. Ondan almıştım belgelerin kopyalarını. Çıktığı vakit dedi, bu ara dedi ismimiz çıkmasın dedi, rica edeyim dedi. Ben isim vermeden çok önemli bir kahramanın ailesine ve aileye teşekkür ederim diye yazmıştım. Artık Faruk Bey de rahmeti rahmana kavuştular. Faruk Bey'i de dinlemiştim ben, Faruk Bey'i de öğrenciliğim yıllarında çok saklamaya gerek yok. Program boyunca bu evraktan efendim bölümler göreceğiz. Bunlar altta görüyorsunuz, Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıdır. Mülgay Yıldırım oğulları, Kumanır Fahri Yaveri Şehriyari, Mir Liba Mustafa Kemal. Bunlar efendim Atatürk'ün Samsun'a gidiş evrakının tamamını fotokopiliyor diyor. Bunlar Kazım Karabekir Paşa da ne arıyor onu kısaca söyleyeyim. Biliyorsunuz Samsun'dan sonra bir müddet sonra istifa eder askerlikten. Ve Erzurum'da, Karabekir Paşa olsa da Erzurum'da, oraya gittiği vakit artık askeri kimliği olmadığı için Mustafa Kemal Paşa'nın efendim evrakı Karabekir Paşa'ya verir. Hmm. Oradaki en yüksek rütbeli kumandan odur. Ona verir ve onun tarafından önce Karabekir Paşa, sonra ailesi tarafından 90 sene boyunca, şimdi tam 90 sene oldu. Evet. Şey yapılmıştır. Saklanmış. Muhafaza edilmiştir. Buradan çeşitli belgeleri okuyacağız. Şimdi efendim. Zaten şeyde karma karışıktır. Yani, mesela yani Samsun yolculuğuna yol açan hadiseleri, yani Samsun'da bir göreve mecbur bırakan hadiseleri, çok kısa olarak bir şey yapalım isterseniz. 1917'den başlıyorum aslında. Aslında Dünya Savaşı'ndan başlıyorum. Evet. Buyurun. Şimdi buyurun. Dünya Savaşı'ndan 1917'den mi? Yani şeyi söyleyelim kısaca. Şimdi 20. yüzyılın başlarında dünya bir savaşa doğru gidiyor. Yani bu Dünya Savaşı kaçınılmaz görünüyor.
Ve Belepok'tan sonra, o altın çağından sonra evet. Düşünün. Bir de tabii burada en önemli şey Dünya Savaşı'nda bana göre Almanya'nın Orta Doğu'ya iyice yerleşmesi. Bağdat Demiryolu mesela Dünya Savaşı'nı tetikleyen unsurlardan birisidir. Yani bizim topraklarımızdan geçip Bağdat'a kadar gitmesi düşünen demiryolu aynı zamanda İngiltere'nin de Orta Doğu'daki nüfuzlarını sarsan bir hadisedir. İşte 1914'te başlayan savaş hep söylenilir. Mesela Osmanlıların, Enver Paşa'nın savaşa girmekte hata ettikleri. Savaşa girmek hatadır ama kaçınılmaz bir sondur. Yani biz bunu daha önce de burada konuştuk. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu'nun ve dünyanın paylaşıldığı bir dönemde, petrolün çok ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde, Dünya Savaşı'na girmeye mecburdu. Daha önce İngiltere ve Fransa cephesi de ne var ne yok diye denendiyse de yüz verilmemiştir bize. Biz dışlamıştır İngiltere ve Fransa. Ve Almanya cephesinde savaşa girmeye Osmanlı İmparatorluğu mecbur kalmıştır. Yani burada onlar da en çok şey vaat etmiştir, öyle değil mi? Nasıl? Yani onlar en çok şey vaat etmiştir ve onlar daha mesela daha önce bunu konuşmuştuk. İngilizler ve Fransızlara gidiyorlar, büyükelçiler görüşüyor vesaire ve oradan bir sonuç alınamayınca Almanya'ya gidiliyor. Efendim, yani öyle bir... O zamanki Osmanlı yönetimi dünyanın çok kanlı bir savaşa girmek üzere olduğunun farkında. Yani bunu görmemek için zaten kör olmak lazım. Ve çok üst düzey devletin bizi de çekecekler bu işin içine diye düşünüyorlar. Çünkü savaşın ana sebeplerinden biri yeni yeni keşfedilen enerji kavramı ve enerji kaynakları. Özellikle Orta Doğu ve Bakü petrolleri. Evet, biraz sonra mesela dinleyeceğimiz ses kaydında da yani İngiliz evet. Subayının o nasıl vurguluyor petrolü. Yani düşünün, petrol daha o dönemde şimdiki gibi bir şey değil. Yani dolayısıyla sonra konuşursak Milli Mücadele İngiliz Yüksek Komiserinin gözüyle. Kimin, Rumolt mu? Evet, ama değişik bilgiler de var. Hmm. Burada yani, çok net, dediğiniz gibi çok net görülüyor evet. Adamların planları ve yani programları. O Birinci Dünya Savaşı'na bizim girmemiz kaçınılmaz bir şeydi. Yani ve, dur bir dakika, benim şeyi bitireyim. Buyurun. Ne demişim, unutturdum. İhtiyarlık alameti. Almanya ile savaşa girme durumu. Yani maksat zaten biz o kapışan tarafların ikisinin de aklında bizim sahip olduğumuz o enerji bölgelerini, petrol bölgelerini almak olmasa bile söz sahibi olmak, oralarda söz sahibi olma arzusu var. Savaşın ana sebeplerinden biri bu zaten. Dolayısıyla biz girecektik. Ve bu devlet adamlarının yazışmalarından gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin daha güçlü olduğunu devletin bir kesimi farkında. Bazıları Fransızca. Evet. Ve onların yanına girmek için çok dil dökmüşler. Yani tabii savaşırken bizi de alın demiyor bunlar. Ama bize askeri yardım yapın diyorlar. Eksiklerimiz var diyorlar ki, şunu da söyleyelim. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ordusu hiçbir şekilde fakir bir ordu, güçsüz bir ordu değildir. Güçlü bir ordudur. Geçenlerde bir kitap çıktı. O devirdeki bir İngiliz, önemli bir askerin Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı ordusu şeyi. Ve ona da söylüyorlar. Notları. Ve uzun bir aradan sonra ilk yenilgiyi bizden tatmışlardır. İşte Balkan Savaşı. Kutlamare Savaşı. Doğru. O Yönel Tavsiye çok şey var. Çanakkale. Ve Osmanlı ordusu o dönemde güçlü bir ordudur ve dünya savaşlarına girmiştir. Bunu fark etmemiz lazım. Küçük bölgesel bir çatışma değil bu. Kaç cephede birden savaş oluyor? Dolayısıyla 2 milyondan fazla istemişiz. Bir asker çıkarıyor. Evet, girmek istemişiz. Yani güçlünün yanında yer almak istemişiz. Ama tabii savaşacaksanız biz de sizinle savaşalım demiyoruz. Dediğimiz şu, silah verin, silahımız yok, ordumuzu güçlendirin, İngiliz itmiş eliyle. Alman buyur demiş. Ki zaten yakınlaşma var ve başta Enver Paşa olmak üzere bir Alman taraftarlığı da var. Ve dolayısıyla savaşa girdik. Ve savaş iyi neticelenmedi hakkımızda bizim için. Ve imparatorluğun birçok yeri ya koptu, işgale uğradı veyahut. Ve artık devlet bir varoluş mücadelesine girişmişti. Bu varoluş mücadelesinin en büyük atılımı bu Samsun seyahatidir. Şimdi ben onun detaylarını anlatacağım ama isterseniz Samsun'la ilgili evet, siz... Yani, evet, kronolojik gidelim. Ben 1917 dememin nedeni Vahdettin'le Almanya gezisine gidiyor Mustafa Kemal. Ve bana göre enteresan bir... şey o, evet. Zamanlama o. Yani çünkü tam düşünün ki
bu gece siz bütün o orijinal dokümanları çıkartacaksınız ve onların... Yok, bunlar fotokopi, orijinali bende değil. Neyse işte orijinallerini çıkaracaksınız ve onların arasındaki konuşmaları ben de çok merak ediyorum, neler geçmiş. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor gibi bir durum var ama 1917'de bunlar Almanya'ya gidiyorlar. Ondan sonra 1918'de 7 Ağustos'ta eski ordusu 7. ordusuna tayin ediliyor. Ve orada İngilizlere karşı çeşitli zaferler vesaire, İzmir, Antalya, Konya mesela İtalyanlara verilecek, değişik tür yine entrikalarla İtalyanlar saf dışı bırakılıyor. Amerika malum işte Wilson'ın 14 maddelik şeyinde Türkler bağımsız olacaktır ama işte dış güçler onları bir şekilde kontrol edecektir. Boğazlar herkese açılacaktır falan gibi bir beyannamede bulunuyor. Dolayısıyla kim? Wilson. Wilson'ın Amerikan 14 başkanı. Kaderin tayinci, evet. Yani çünkü sonuçta yani itiraf edelim, Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük galibi Amerikalılar aslında. Yani. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yani Amerikan ekonomisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra inanılmaz bir patlama yaşıyor. Sonra da krizde inanılmaz bir çöküş yaşıyor. Tabii. Birkaç sene sonra da. Evet şeydir, ama yani o dönem İngilizler... Amerika fazla savaşa da girmemiştir. Yani 50 bin civarında falan bir kaybı var Amerika'nın. İşte o yüzden Birinci Dünya Savaşı'nda yani kayıp vermiyor. Hem daha az kayboluyor hem ekonomik anlamda çok işlerine yarıyor. Yani dünya sahnesine çıkıyor aslında Amerika. Evet. Yani bir dev doğuyor daha doğrusu. Birinci Dünya Savaşı'nda bir dev doğuyor. Tam doğuş evet. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda da bu tamamlanıyor doğum yani o şekilde. Ve tabii şey var şimdi... Yani özellikle 1917'ye gelindiğinde artık cephelerde savaşların kaybedildiği iyice anlaşılıyor. Yani durulmuyor ve artık 17'den itibaren Atatürk özellikle çektiği telgraflar 18'de. Yani artık duramıyorlar. Halep'e doğru çekilmeye başlıyor bizim birliklerimiz. Ve sonunda Atatürk Kasım 1918'de İstanbul'a dönüyor. 13 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada pardon 18'e geçmeden yani 17'de Rusya'da olanları da tabii ki belirtmemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü orada da yani müthiş şeyler oluyor. Lenin de işte orada ön plana çıkmış oluyor. Ve düşünün ki bu savaşın en büyük partnerlerinden bir tanesi kendi iç karışıklığından dolayı o müzakerelere giremediği için sonradan imzalanan şeyler kabul edilmiyor Rusya orada değildi diye. Yani tam İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar, Yunanlılar vesaire kendi aralarında da didişiyorlar aslında birlikte olmalarına rağmen. Aslında zaten 17'de... Çarlık çökmeseydi bizim işimiz çok kötüydü. Yani düşünün Rusya'nın da doğuyu işgal ettiğini düşünün. Yani nereden kurtaracağız ülkeyi? Biz doğudan kurtardık o zaman. Yani çarlığın çökmesi çok büyük bir şans olmuştur Türk milleti için. Aslında bir şey söyleyeyim yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında galip devletlerin parlamentolarında hem kamuoyunda hem meclislerinde parlamentolarında bir bıkkınlık var. Tabii savaş bıkkınlığı. Bıkkınlığı var hepsine. At üstünde dünya savaşı. Dünya savaşı. Yani, dünya savaşı yani. Gripten bu arada... Milyonlarca insan ölmüş. Sadece cephede değil en çok gripten ölmüş. Gripten. İstatistikler tabii. Olarak. Yani düşünün o hastalıklar tabii. Vesaire, açlık. Ya şey deyimini ben yeni öğrendim. Vesika ekmeği. Hmm. Bonjour. Yani ama isim olarak çok hoşuma gitti. Ya tabii çok korkunç bir şey ama vesika ekmeği. O, bir de İkinci Dünya Savaşı'nda da öyledir. Mesela şeyin... halkın İsmet Paşa'ya kızmasının en çok önemli sebeplerinden birisi odur. O dönemde bu vesikayla ekmeğin dağıtılmasından çok büyük sıkıntı çekmiş halk. Yani o İkinci Dünya Savaşı'nı mesela anlatılıyor. Ama İsmet Paşa'nın çok güzel bir cevabı vardı. Çocuğum yeni bağırtmıştı. Sen bize ekmeği vesikayla yedirttin diye savaştan sonra ama babanı öldürtmedim diyor. Evet onun da öyle şeyi var. Çok güzel bir şey. Tabii onun da şeyi var İsmet Paşa'nın şöyle bir tecrübe var. Bir Dünya Savaşı'nı görmüş. Tabii. Yani bir Dünya Savaşı'nı görmüş. Yani şimdi nasıl bir şey olduğunu biliyor ki İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'yla kıyaslanmayacak bir savaş yani. Yani daha felaket bir şey. Teknoloji gelişti. Ama tabii şey var, halk çok büyük sıkıntı. Yani bir savaşa girmemişiz ama çok büyük sıkıntı olmuş. Ve bayağı da bir kayıp vermişiz aslında. Yani orduda bayağı bir, biliyorsunuz Vahdet Bey'in bir çalışması vardı. Orada o da çıkıyor yani enteresan bir şeydir. Yani öyle bir kişinin burnu kanamadı değildir. Yani binlerce askerimiz... vefat etmiştir yani savaşmadan. Ve tabii burada mesele şu. Şimdi savaş kaybediliyor. İttihat Terakki liderleri yurt dışına kaçıyor. Ve şöyle bir durum var. Bu ülke 1908'den sonra ama özellikle 1913'ten sonra İttihatçıların demir yumruklarıyla, demir elleriyle yönetiliyor. 1918? Yani, 1913-18 arasında İttihatçıların 18'de İttihat Terakki bitiyor. Yani bitmiyor da liderler dağılıyorlar. Gidiyor. Dağılıyorlar. İşte orada
Aynı zamanda tabii bir de iktidar boşluğu da oluyor. Yani orada şey oluyor. Ve tabii mesele biz Mondros'u imzalıyoruz ama başımıza ne geleceğimizi de biliyor. Yani ülkenin işgal edileceğini. İşte o sırada açık olacağını. Bir anda zaten Mondros'tan sonra girmeye şimdi başlıyorlar. Yalnız bak Mondros'u falan çok bilmeyen seyircimiz vardır. Onları anlatırız zaten. Ama öyle. Yani o şeylere girersek sansürlü konuşamayız. Biz şimdi bir ara ver diyorlar. Fakat birkaç dakikalık bir ara. Aradan önce şunu söyleyelim. Ondan sonra Samsun'a gelelim direkt. Yani Samsun ateş, yolculuğunda. Birinci Dünya Savaşı'nı söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı bitti. Cepheler çöktü. Mondros mütarekesini 30 Ekim değil mi? 30 Ekim 1918'de. Ateşkes Anlaşması değil mi? Ateşkes Anlaşması. Pardon, Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık. Ve bir yerde teslim olduk. Evet. Ateşkes nedir? Bir barış anlaşması yapılana kadar silahlar susacak. Evet. Ve galiplerin bazı arzuları kabul edilecek. Budur. Ve Mondros'ta Rauf Bey, meşhur Rauf Olbay, sonraki Cumhuriyet döneminin meşhur başvekili, Mondros mütarekesini imzalar. Amiral Kaltrop vardır karşısında İngiliz tarafından. Onun hakkında da çok tartışmalar vardır. Belki bahsederiz. Yani kandırıldığı söylenir Rauf Bey'in. Ve ondan sonra artık Türkiye resmen teslim olmuştur. Ve yer yer Anadolu bile işgal edilmeye başlanır. Ve devleti kurtaracak bir hareket yapılmasına karar verilir, planlanır. Ve bu hareket 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuruyla İstanbul Limanı'ndan başlayıp 19 Mayıs sabahı 8'de Samsun'da sona eden yolculukla başlar. Evet. Hareketin başlangıcıdır o. Şimdi efendim bu kısa aradan sonra bu Samsun yolculuğunu ve tabii çok sayıda çok sorular geliyor. İşte kaç bin altın verilmişti? Osmanlı'nın son hazinesini Mustafa Kemal yanında mı götürmüştü? Ve en önemli soru Mustafa Kemal Paşa'yı Sultan Vahdettin mi göndermişti? Kendisi mi gitmiş? Efendim Kurtuluş Savaşı'nın mimarı Sultan Vahdettin miydi? Efendim bu soruların cevaplarını belgeleriyle, ses kayıtlarıyla efendim vermeye çalışacağız. Kısa bir reklam arası. Ondan sonra Bandırma Vapuru'nda beraber olacağız. Evet efendim. Samsun programımız asıl, Samsun yolculuğu programımız asıl şimdi başladı. Nereden başlayalım bu Bandırma Vapuru meselesine? Ya buna şeyden başlamak lazım. Konuşmak çok şey var. Şimdi en önemli soru şu. Devlet, Osmanlı İmparatorluğu teslim olmuş. Hı hı. Yani şimdi burada iki şey var. Ben o dönemin gazetelerine baktım. Yani öyle bir acıklı durum var ki. Yani şunu hep, yani bize acıyın. İngilizler şeyler işte yani böyle. Mandım. Yani İngilizler affedeceğiz filan tarzında basında yazılar çıkıyor. Bir an önce sulhun yapılmasını istiyorlar. Yani o San Roma'ya giden yolda. Yani o İstanbul basını da hep onu görüyorsunuz. Olur şu detayı bırakalım. Yok. Olayı konuşalım. Ha oraya geleceğim. Şimdi burada. Şimdi savaş bitti, yenildi. Savaş bitti. Anlaşma Mondros'u imzaladık. İmzaladık. Birçok toprağımız, arazimiz işgal edildi. Şimdi. Artı işgal edilmeye de ön ayak olundu. Evet. Daha da gelecek. Burada bir kısım İngilizlerden böyle barışın gelmesini beklerken bir kısım Türkler de İngilizlerden barışın gelmeyeceğini, ülkeyi yine kendimizin kurtaracağını düşünüyorlar. Bir kısım Türkler değil. Asker. Asker tabii. Sadece asker. Genelkurmay. Yani siyasetçiler Osmanlı Genelkurmayı. Siyasetçiler o dönemde bir çeşit atifet beklerler. İngiltere'den. Mesela damat Ferit örneğinde olduğu gibi. Evet. Yani direkt böyle İngilizler. O bir hayalperest. Yani sevgili seyirciler, Sultan Vahdettin'in sadrazamı meşhur damat Ferit bir hayalperest. Rüyada yaşıyor. İşte İngiliz kralını veliahtlığından tanırım, dostumdu, ona söylerim. Başvekiline emreder, bizim lehimizde çalışırlar gibi abuk subuk şeyler söylüyor. Yani peki şimdi orada dünyada, en uzaylı. En önemli soru şu. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Atatürk. O zaman Atatürk değil. Ülke... Ben devlet önemli yani tarihi şahsiyetlerin isimleriyle bir olaydan bahsedilirken
isimler ve ünvanlar değişir. Bahsi olayın meydana geldiği zamandaki ismiyle ve ünvanıyla anılmasını isterim. Yani bence Atatürk'le Bandırma Vapuru tabiri yanlıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Bandırma Vapuru. Hayır, o doğru da daha anlaşılır olsun diye burada, evet, şey yapıyoruz.